Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Radyo Hayat'ın kıymetli ve muhterem dinleyenleri. Bugünkü programımızda kaderle alakalı, hayrın ve şerrin yaratılmasıyla alakalı zihinleri meşgul eden, cevapları merak edilen birkaç sual üzerinde duracağız inşallah. Ve Risale-i Nur'un bu sorulara nasıl ikna edici cevaplar verdiğini, nasıl tatmin edici cevaplar verdiğini inşallah beraber müşahede edeceğiz. Biz âmentü billah da diyoruz ki hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Yani hayrı da yaratan, şerri de yaratan Allah'tır. Yine başka bir ayet-i kerimede وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ. Yani kime ne iyilik isabet ederse o Allah'tandır. Kime eğer nasıl bir kötülük isabet ederse bilin ki o da nefsinizdendir buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu iki esas arasında dış görünüş itibariyle zahiren bakıldığı zaman bir tezat gibi gözüküyor. Yani biz âmentü billah'ta, yani imanın altı esası içerisinde hayrı da yaratan Allah'tır, şerri de yaratan Allah'tır diyoruz. Ama diğer taraftan okumuş olduğumuz ayet-i kerimede insana isabet eden iyilikler Allah'tan ama insana isabet eden kötülükler, musibetler ise nefsinizdendir buyuruluyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında acaba nasıl bir uyum var? Bu ikisini nasıl anlamalıyız? Bu iki esastan acaba asıl kastedilen nedir noktasında izahat yapmak gerekiyor. Ve yine imanın altı şartından bir tanesi de kadere iman etmek. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Şimdi imanın altı şartında Cenab-ı Hakk'a iman etmek var. Arkasından meleklerine iman etmek, kitaplarına iman etmek, peygamberlere iman etmek, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek, ahiretin varlığına iman etmek var. Şimdi bu imanın altı şartı içerisinde şöyle bir şey de akla gelebiliyor. Yani Allah'ın varlığına iman etmek, evet Cenab-ı Hakk'ın varlığına inanmak imanın bir gereğidir zaten. Arkasından Cenab-ı Hakk'ın meleklerine inanmak geliyor. Evet Cenab-ı Hakk'ın melekleri vardır. O melekler pek çok vazifelerle vazifelendirilmiştir. Bu kainatın tedbirinde, idaresinde, sevkinde Cenab-ı Hak onların bir kısmını amele olarak kullanır. Onlar ibadet, tesbih ve zikir vazifesini yaparlar ve bütün kainatı şenlendirmişlerdir. Kainatta hiçbir boşluk adeta kalmamıştır. Ve imanın ikinci şartı olarak bizim bu meleklerin varlığına inanmamız, onları tasdik etmemiz bizden isteniyor. İmanın üçüncü şartı olarak da ve kütübihi, yani Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu bütün semavi hak olan kitaplara inanmak. Çünkü Cenab-ı Hak o semavi kitapları peygamberlerine indirmiş ve o peygamberleri vasıtasıyla da o indirmiş olduğu kabileyi, o milleti, o kullarını Cenab-ı Hak irşad etmiştir. Dolayısıyla Tevrat gibi, Zebur gibi, İncil gibi ve diğer peygamberlere inzal edilen suhuflar gibi ve en son Kur'an-ı Azimüşşan gibi bütün semavi kitaplara inanmak, onların hak olarak indirildiğine, nebilere hak olarak indirildiğine inanmak yine imanın üçüncü şartı olarak bizden isteniyor. Dördüncü şart olarak peygamberlere inanmak imanın bir şartı. Evet o peygamberler adeta güneşe ışık nasıl lazımsa, işte nübüvvet de, risalet de yani peygamberlik de uluhiyete, Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine o derece lazımdır. Çünkü insanlar arasından seçilen o müstesna insanlar, hakkı ve hakikati o insanlara bizzat yaşantılarıyla göstermek, tebliğ etmek, ders vermek gibi bir vazifeyle vazifelendirilmişlerdir. Dolayısıyla o peygambere iman etmek, onun arkasında durmak insana bir sorumluluk olarak yüklenmiştir. Dördüncü olarak da bizden bu isteniyor. Beşinci olarak, Âmentü billah ve melaiketihi ve kütübihi ve rusuli vel yevmil ahir. Yani ahiret gününe inanmak. Zaten Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman, Kur'an ayetlerinin hemen hemen üçten birisi ahiretten bahseder. Cennetten,
cehennemden ve öldükten sonra dirilmekten bahseder. Bu dünyanın fani olduğunu, bunun arkasından ebedi, baki bir ahiret memleketinin kurulacağını ve orada ebediyen bizim meskun olacağımızı ve bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu, müsabaka yeri olduğunu, hakiki canlılık yurdunun, baki hayatın ahirette olacağı bizlere Kur'an ayetleriyle bildiriliyor ve diğer bütün semavi kitaplarda bildiriliyor. Dolayısıyla buna inanmak, buna iman etmek yine imanın beşinci şartı. Şimdi bu buraya kadar olan imanın beş şartını, tamam, yani var olan Rabbimize inanacağız, var olan meleklere inanmamız isteniyor, var olan semavi kitaplara tasdik etmemiz, inanmamız isteniyor, yine var olan 124 bin peygamberi tasdik etmemiz, onaylamamız bekleniyor, yine var olan hakiki canlılık yurdu olan ahirete inanmamız bizden bekleniyor. Ama imanın bir altıncı şartı da hayra, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak, yani kadere inanmamız bizden isteniyor. Şimdi kader deyince hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak, her şeyin Cenab-ı Hak tarafından ezelde bilindiğine ve yazıldığına ve zamanı geldiği zaman da Allah'ın kudreti tarafından yaratıldığına inanmamız. Hayrı da yaratan Allah, şerri de yaratan Allah, her şeyi daha ezelde bilen, takdir eden ve zamanı geldiği zamanda kaza suretinde kudretiyle yaratan Allah'tır. İşte buna inanmamız bizden bekleniyor. Dolayısıyla şöyle bir soru sorulabiliyor. Yani imanın diğer beş şartı zaten var olan şeylere inanmamız bizden isteniyor. Onları anlıyoruz da imanın bu altıncı şartı olan kader, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak niye imanın altıncı sırasına girmiş? Yani niye imanın altı şartından bir tanesi de kadere inanmak olmuş? Diğerleri var olan şeylere zaten inanmamız. Tamam, kader de var. Hayrı ve şerri de yaratan Allah, ama çok ince bir mevzu. Çok adeta detay bir mevzu gibi gözüküyor. Bu kadar ince, bu kadar detay ve adeta pek çok insanların tarih boyunca sırrını ve hikmetini tam anlayamadığı için belki küfre düştükleri önemli bir esastır kader. Dolayısıyla bunun imanın altı şartından bir tanesinin olmasının acaba sebebi nedir? İşte bu programımızda bunlara cevap aramaya çalışacağız. Öncelikle bu son sorudan başlayalım. Evet, imanın altı şartından bir tanesi kadere imandır. Kadere iman şu demektir. Yani Allah-u Teala ilmi ezelisi ile, ezeli ilmi ile ezelde iken olmuş olacak olan her şeyi lehvi mahfusa Cenab-ı Hak yazmıştır, yazdırmıştır. Ve vakti zamanı geldiğinde de ezelde daha bilinen, takdir edilen ve yazılan bu şeyler Cenab-ı Hakk'ın kudreti tarafından yaratılır, vücuda getirilir. Demek ki kadere iman bu demektir. Kadere iman niçin imanın altı şartından bir tanesi olmuştur sorusuna Bediüzzaman Hazretleri 26. söz olan Kader Risalesi'nde şöyle çok orijinal ve mükemmel ve ikna edici bir izahat getirir. O da şöyle: şimdi bizler İslam inancında müminler olarak, Müslümanlar olarak şuna inanırız. Kul her şeyini Allah'tan bilir. Beni yaratan Allah'tır. Bana gözü veren Allah'tır, gördüren Allah'tır. Bana kulağı veren Allah'tır, onu işittiren yine Allah'tır. Bana aklı veren Allah'tır, o aklı çalıştıran yine Allah'tır. Bana sahip olduğum ne varsa, maddi ve manevi neyim varsa, bunların hepsini bana veren Allah'tır. Dolayısıyla bana hayatı veren de O'dur, hayatımı rızıkla devam ettiren de O'dur. Benim içime hayat makinesini, yani sistemleri, organları vesaireleri de yaratan O'dur, onları çalıştıran ve işleten yine O'dur. Demek ki her şeyin sahibi, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Zerreden tutun, atom altı parçacıklardan tutun, ta galaksilere varıncaya kadar her şeyi yaratan ve idare eden, ihtiyaçlarını karşılayan, ayakta tutan, onları devam ettiren Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla kul her şeyini Cenab-ı Hakk'a vere vere, her fiilini, her icraatını, sahip olduğu her şeyini Allah yarattı diye ta en sonunda artık kötülükleri, günahları da Allah yarattı diyeceği yerde
İşte karşısına cüz-i irade çıkıyor. Yani her şeyimi ben Allah'a veriyorum, her şeyimi Allah yarattı diyorum. İşin artık en nihai noktasında bana kötülükleri de yaratan Allah'tır. Benim işlediğim günahları da yaratan Allah'tır. Benim işlediğim bu şerleri de yaratan Allah'tır. Bana bunları hep Allah yaptırıyor deyip de tam İslam inancının dışına çıkacağım noktada adeta bir hudut çizgisi gibi, bir sınır çizgisi gibi benim karşıma cüz-i ihtiyari denilen, cüz-i irade denilen kavram çıkıyor. Bana diyor ki, her şeyini Allah'a verebilirsin ama kendi hür iraden ile işlemiş olduğun günahlarını Cenab-ı Hakk'a yıkamazsın. Sen onlardan sorumlusun, sen onlardan mesulsün der. Yani adeta bir ülkenin hudut çizgisini, sınır çizgisini belirleyen hat gibi tam İslam ve iman itikadının, inancının dışına taşacağımız, yani bana bu günahı da Allah işletiyor, bana bu kötülüğü de Allah yaptırıyor, bu fenalığı da bana Allah yaptırıyor, ben niye sorumluyum ki? Demek ki bunlar benim kaderimde varsa, her şeyi yaratan Allah'sa, demek ki bana bu kötülükleri de Allah yaptırıyor, bu şerri de bana Allah işletiyor deyip de, tam sorumluluğu da Cenab-ı Hakk'a vereceğimiz noktada ve imanın dışına taşacağımız noktada, işte karşımıza adeta bir hudut çizgisi gibi cüz-i irade çıkıyor. Ve bana diyor ki, mesulsün, yaptığın her şeyden sorumlusun. Evet, yaratan Allah'tır. Yaratan Allah'tır ama sen istediğin için yaratıyor. Şerleri, günahları, fenalıkları Allah seni serbest bıraktı ve sen serbest bırakılan bu halinle, yani hür iradenle, sen o şerri istediğin için Allah kudretiyle onu yaratıyor. Yaratmak Allah'a aittir ama sen istediğin için yaratıldığından dolayı mesuliyet, sorumluluk sana aittir. Demek ki tam İslam inancının dışına taşıyacağımız noktada, Allah muhafaza küfre girilecek noktada karşımıza adeta bir sınır taşı gibi, bir hudut çizgisi gibi cüz-i irade kavramı çıkıyor. Kaderin önemli bir esası olan cüz-i irade kavramı çıkıyor ve diyor ki bana, mesulsün ve mükellefsin. Tamam, madem mesul ve mükellefim, bu sefer her şeyden sorumluyum, her yaptığımdan sorumluyum, cüz-i iradem var, bunu da ben yapıyorum, bunu da ben işliyorum deyip de artık yapmış olduğum bütün iyilikleri, güzellikleri, meziyetleri kendimden bilip, bunları da ben yapıyorum, ben yaratıyorum deyip de tam firavunlaşacağım noktada bu sefer de karşıma kader çıkıyor. Ve kader bana diyor ki, bir dakika, adeta bana diyor ki, evet, her şeyden sorumlusun, her şeyden mesulsün ama yaratan Allah'tır. Daha ezelde onu bilen ve onu takdir eden ve ilmi ezelisiyle onu bilen ve onu yazan Allah'tır. Yaratan sen değilsin. Yani dikkat edersek muhterem dinleyenler, yani tam günahlarımı, kötülüklerimi Cenab-ı Hakk'a yıkacağım, Allah bana bunları yaptırıyor, ben niye sorumluyum ki deyip de imanın dışına taşıyacağımız noktada cüz-i irade kavramı karşımıza çıkıyor ve bize mesul ve mükellef olduğumuzu haykırıyor. Tamam, madem ben mesul ve mükellefim, o zaman yaptığım bütün iyilikleri, bütün güzellikleri, bütün ihsanları, bütün başarıları kendimden bilip de bunların yaratıcısı benim, bunları ben yapıyorum deyip de insanın firavunlaşacağı, nemrutlaşacağı, gurura gireceği noktada bu sefer adeta yine bir hudut çizgisi gibi İslam inancının dışına, tam dışına taşıyacağı yerde bu sefer de kader inancı karşımıza çıkıyor. Ve bize diyor ki, evet, sen yaptığın her şeyden mesulsün, mükellefsin ama yaratan Allah'tır. Ve ilmi ezelisi ile bunları ezelde daha gören, bilen ve bunu lehv-i mahfusa yazan, takdir eden ve kudretiyle de yaratan Allah'tır. Yani burada muhterem dinleyenler, müthiş bir denge karşımıza çıkıyor. Yani ayet-i kerimeyi de zaten öyle anlamamız gerekiyor. Ne demişti ayet-i kerimede? Sana ne musibet isabet ederse bu nefsindendir. Sana ne iyilik isabet ederse o da Allah'tandır. Demek ki şerri de yaratan Allah'tır, hayrı da yaratan Allah'tır. Yani yaratmak ciheti, yaratmak noktası daima Allah'a aittir. Ama Rabbimiz insana hür bir irade vermiştir. İnsan istediğini isteyebiliyor ve Cenab-ı Hak ona bu hakkı vermiştir. Ben hayrı istiyorum, Allah hayrı yaratıyor. Ben şerri istiyorum, Allah şerri yaratıyor. Ama o şerri yaratmasında mesuliyet insana aittir. Çünkü insan istediği için yaratıyor. Dolayısıyla sorumluluk da insana aittir. Cüz-i irade,
insanı sorumsuzluktan ve işlemiş olduğu günahların faturasını tabiri caizse Cenab-ı Hakk'a kesmekten kurtardığı içindir ki imana dahil olmuştur. İmanın altı şartından birisi olmuştur. Ve yine insanın sahip olduğu iyilikler, güzellikler, başarılar, meziyetlerle tam gururlanacağı, firavunlaşacağı, kendisini adeta Rab ilan edeceği noktada da bu sefer karşısına kader inancı çıkar. Der ki her şey ezelde biliniyor, takdir ediliyor ve zamanı geldiği zaman da kudret-i ilahiye tarafından yaratılıyor. O yüzden gururlanma, firavunlaşma, kul olduğunu fark et, idrak et ve mütevazi bir kul olmaya çalış diye bizi iman ve İslam itikadı dairesinde tutan iki hudut çizgisi gibidir. İşte muhterem dinleyenler, imanın altı şartından bir tanesinin kader ve cüz-i irade olmasının sebebi işte budur. Demek ki imanı ve imanı şartlarını bir memlekete, bir ülkeye benzetecek olursak, kader ve cüz-i irade kavramları bu ülkenin sınır çizgileri gibidir. Tam İslam ve imanın dışına çıkacağımız noktada adeta hudut çizgisi gibi, sınır çizgisi gibi bizim itikat sınırlarımızı belirleyen iki unsur olduğu içindir ki imana dahil olmuştur, imanın altı şartından bir şart olmuştur. İnşallah kısa bir aradan sonra tekrar programımıza devam edeceğiz.